Bu harita çalışmasında haritayı oluşturan aşağıdaki unsurların hangisi eksik bırakılmıştır diyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Özellikle haritamıza baktığımız zaman haritada lejant var mı hocam? Lejant ne demekti? Haritadaki simgelerin işaretlerinin ne anlama geldiğini gösteriyor. Bakıyorum bu kırmızı noktalar neymiş? İlçe merkeziymiş. Mavi noktalar neymiş? İl merkezi. Hocam ben bunu buradan bulabiliyorum. Bu benim lejantımdır. O yüzden lejant var. Yön okuna bakıyorum. Yön oku burada bakın kuzeyi gösteren bir yön okumuz var. Evet bu da vardır. Koordinat sistemi enlem boylamı gösteriyor. Bakın 40 ila 41 kuzeydeymiş. 34 ila 37 doğudaymış. Bunu da buldum. Başlık var mı hocam? Başlık var. Samsun il haritasıymış. Samsun'u gösteriyor. Var. Ama burada ölçeğimiz yok. Ölçek küçültme oranına verilen isimdir. Burada baktığımız üzere ölçek verilmemiş. O yüzden cevabımız B seçeneği. Bu bölgelerin hangisinin haritasının çiziminde daha küçük ölçek kullanılır demiş. Şimdi değerli arkadaşlar, ölçeğin küçük ya da büyük olması neye bağlı? Gösterdiğiniz alana bağlı. Gösterdiğiniz alan ne kadar dar ise o kadar büyük ölçekli, ne kadar geniş ise o kadar küçük ölçekli harita kullanılır. O zaman küçük ölçek kullanılıyorsa daha geniş alanı göstermem lazım. Peki hocam, daha geniş ya da dar olduğunu nasıl anlarım? Şöyle anlarım. Meridyenler ekvatora doğru ne yapıyordu? Uzuyordu. Ve ekvator üzerinde meridyenler arası mesafe 111 kilometreydi. O zaman ekvatora doğru geldiğimde meridyenler arasındaki mesafe artacağından dolayı daha fazla alan olacaktır. Yani bakıyorum burada ekvatora en yakın yer neresi? 5 numara. 5 numarada meridyenler arası mesafe daha uzak olduğu için daha geniş alanı kapsar ve o yüzden daha küçük ölçekli harita kullanılır. O yüzden cevabımız arkadaşlar tabii ki de E seçeneği olacaktır. Bu çizgi ölçeğin kesir ölçeğe karşılığı aşağıdakilerden hangisi doğru olarak gösterilmiştir? Bakın çentikler arası kaç santimetreymiş? 2 santimetre. Şöyle düşünün. Hocam burası 2 santimetre. Bu 2 santimetrelik alan bana kaç kilometreyi gösteriyor? Bakın 2 kilometreyi gösteriyor. Mantık kurun. Hocam 2 santimetre 2 kilometre ise 1 santimetre 1 kilometredir. O zaman 1 kilometre ne kadar? Yani burada 1 santimetre 1 kilometreyi gösteriyorsa o zaman şunu yapıyorum ben. 1 kilometreyi santimetreye çevirmem lazım ki buradaki çizgi ölçeği, kesir ölçeği bulayım. Buraya baktığımız zaman nasıl buluyorduk arkadaşlar? Tabii ki de 5 tane sıfır ekliyorduk değil mi? 1, 2, 3, 4 ve 5 tane sıfır. Yani yaklaşık olarak kaç binmiş? 1 bölü 100 bin olması beklenir. O yüzden cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Farklı ölçeklerle çizilmiş yukarıdaki Avrupa haritasında hangilerinin ortak olması beklenir? Bakın arkadaşlar, birincisi daha küçük ölçeklidir. Çünkü hocam küçük ölçeklide ayrıntı daha azdır. İkincisi daha büyük ölçeklidir. Ayrıntı daha fazladır. Yani burada ölçek farklılığını görüyoruz biz burada. Bakalım dağların yükseltisi. Değerli arkadaşlar, dağların yükseltisi iki haritada değişmez. İki haritada ortak olduğunu söyleriz. Akarsuların gerçek uzunluğu. Gerçek uzunluk değişmez. Harita uzunluğu deseydi değişirdi. Ama gerçek uzunluk arkadaşlar değişmez. 1 ve 2 olacak cevabımız. Ayrıntıyı gösterme gücü değişir. Küçük ölçeklide ayrıntıyı gösterme gücü daha az iken büyük ölçeklide ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır. İki nokta arasındaki bak harita uzunluğu değişir. Çünkü şurada mesela iki nokta arası harita uzunluğu şu kadarken burada daha geniş olabilir arkadaşlar. 1 ve 2 değişir. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Aşağıda izoips haritasında belli doğrultular harflerle gösterilmiştir. Haritada gösterilen doğrultulardan hangisi boyunca çıkarılacak profilde yükselti farkı ve engebe daha fazla olur diye söylemiş arkadaşlar. Özellikle buralarda şunu bilmeniz lazım. Yükselti farkını soruyorsa yükseltinden fazla olduğu yerlere bakın arkadaşlar. Bakın şuralarda 800 metreleri görüyorsunuz. Geldim buraya 700, 800, 900, 1000, 1100. Yani ya şu S olacak ya da bu R olacak. İkisinden birisi olması beklenir. Neden hocam? Tekrar söylüyorum bakın. Tekrar söylüyorum. Yükselti farklılığı için ilk başta en yükseğe bulun ki daha mantıklı olur burada. En yüksek yaz S ya R. Bakın S nereden başlamış? Yaklaşık olarak 700 metreden başlamış. Görüyor musunuz burada? Ama bakıyorum R ne? P nereden başlamış? 800, 700, 600, 500 neredeyse 400'den başlamış. Yani ikisi arasında engebe fazla. Hatta bu bir dağa çıkmış, geri inmiş akarsudan tekrar yükselmiş, tekrar düşmüş. Yani engebe hattı boyunca bakın tekrar yükselmiş. Engebenin çok fazla olduğunu görürüz. O yüzden cevabımız C seçeneği P ve R olacak. Yer şekillerinin gösterildiği fiziki haritalardan
Özelliklerin hangisinin belirlenmesinde haritanın ölçeğine kullanmaya gerek yoktur. Yani ölçek kullanmıyoruz. Hocam ölçek neydi? Ölçek arkadaşlar küçültme oranına verilen isimdi. Akarsuların uzunluğu. Akarsuların uzunluğunu belirlemek için kesinlikle ölçeğe gerek var arkadaşlar. Peki neden hocam? Çünkü ölçeğe baktığınızda mesela küçük ölçekliyse akarsu daha küçük olur. Ama büyük ölçekli bir haritaysa akarsuyun daha büyük olduğunu görürüz burada. Yani bu ölçeğe bağlı değiştiği için bunu bulmam için ölçeği bilmem lazım. Bir dağın yükseltisi. Hayır. Bu bir fiziki olay olduğu için, fiziki bir durum olduğu için bir dağın yükseltisine baktığım zaman bunu asla ne yapamam arkadaşlar? Ölçeğe bakarak bulamam. Lejanta bakarak renk tonlarından bulabilirim. Bir gölün yüz ölçümü. Bakın yüz ölçümünü de hesaplarken tabii ki de ne yapacağız? Ölçeği kullanmamız lazım. Haritada kaç santimetreye denk geliyor? Bu santimetre gerçekte kaç kilometreye? Yani bunun için de ölçeğe ihtiyacımız var. Eğimin fazla olduğu yerler, eğim yükselti gibi kavramlar arkadaşlar burada ölçekle alakalı değil. Tamamen yeryüz şekliyle alakalıdır. Ölçeğe bakmamıza gerek yoktur. Hangisine gerek yoktur dediği için cevabımız 2 ve 4 yani D şıkkı olacaktır. Haritada gösterilen K noktasının yükselti değeri aşağıdaki verilenlerden hangisidir demiş. Bakın arkadaşlar bunu iki şekilde bulabilirsiniz. Birinci şekliniz yani birazcık nedir? Mesela buradan baktınız 440. Tek tek bakalım. 440, 460. Bakın 20-20 gidiyor. 480 ve biraz inmemiz lazım burada. 480'den indik. Nereye iniyoruz arkadaşlar? 460. Bakıyorum 480'e denk gelmiyor. O yüzden bu olmuyor burada. Mesela 520'ye bakalım. K noktası 520 olsaydı. 520, 500, 520, yükselmem lazım. 540, 560. Tekrar bakın kapalı çukur olduğu için düşmem lazım. 520'ye düşüyorum. Ve burada 480 var. Yani yine bulamadım burada. Bakın bir de 480'e bakalım. Eğer K noktası 480 olsaydı 480, 500 ve 520. Bunu buldum. 520'den indim. 500 ve 480. Bakın değerli arkadaşlar burada şunu görüyoruz. Yani burada eğim değerleri, yükselti değerlerin azaldığını görüyoruz. Ve tam olarak 480 metre buraya uyuyor. Neden? Tekrar söylüyorum. K noktası 480 olduğu zaman burası 500 olur, 520 olur. Kapalı çukuru gördüğümde ne yapmam lazım? Azalması lazım. 520, 500 ve 480, 460 diye ilerliyor. O yüzden uygun cevabımız C seçeneği olacaktır. Buna göre hangi haritanın çiziminde kullanılan ölçek diğerlerinden daha büyüktür demiş. Değerli arkadaşlar ölçeğin büyüklüğü neyle alakalıdır? Ölçeğin büyüklüğü gösterdiği alanla alakalıdır diyeceğiz. Bakın hepsi İzmir ve Bursa arasında uzunluğu gösteriyor. Şimdi İzmir ve Bursa arasındaki uzunluğu daha kısa mesafede gösteriyorsa demek ki buradaki ölçek küçük ölçeklidir. Ne demek hocam? Mesela şöyle düşünün. Bu kadar diyelim. Burada kaç santim göstermiş? 3 santimde. Ama şöyle gösterdiyse burada 8 santimde gösterir. Atıyorum rakamları. Hangisinde ayrıntı daha fazla? Burada. O zaman gösterdiği santimetre ne kadar büyük ise mesela 3 numarada olduğu gibi o zaman diyoruz ki daha büyük ölçek göstermiştir. Eğer daha küçük olsaydı küçük ölçekti. Cevabımız 3 numara yani C seçeneği olacaktır. Projeksiyon yöntemiyle ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Dendrik projeksiyon ekvatora yakın yerleri haritası için uygundur. Doğru. Ekvatorda en az hata oranı vardır. Kutuplara gidildikçe hata oranı artar. Türkiye, Fransa, Kazakistan gibi orta kuşak ülkeleri konik projeksiyonla çizilirse hata oranı azalır. Doğrudur. Konik projeksiyon orta kuşak için kullanılır. Dar alanların ve büyük ölçekli haritaların çiziminde düzlem projeksiyon ki doğrudur arkadaşlar. Özellikle baktığımız zaman kutuplar ve çevresini de düzlem projeksiyon kullanılır. Ve yine baktığımız zaman silindirik projeksiyon kullanılarak çizilen haritalarda ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bozulma oranı artar. Doğrudur. Kutuplarda bozulma oranı fazla. Düzlem projeksiyon kutup bölgelerin harita çizimi dışında kullanılamaz demiş. Yanlış. Bakın C şıkkında ne dedik? Dar alanların, büyük ölçekli haritaların kullanıldığı yerlerde genellikle düzlem projeksiyon kullanılır. Düzlem projeksiyon kutuplar dışında kullanılamaz diye bir şey yok arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. İstanbul ile Bursa arası kuşun uzaklık 150 km olduğuna göre 1 bölü 300 bin ölçekli Türkiye haritasında bu iki nokta arası kaç santimle gösterilmiştir? Bakın arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. 1 santimetre 300 bin santimetreye tekabül ediyorsa demek ki buradaki kaç santimetre 150 kilometre neye tekabül edecek? Bunu bulmamız için şunu yapmamız lazım. Şunu ilk başta bir kilometreye çevirelim. Yani 5 tane sıfır atalım. 1, 2, 3, 4,
5 tanesi pratik. 1 santimetre eşittir 3 kilometreye denk geliyormuş. O zaman 150 kilometre neye denk gelir diye içler dışlar yaptığımızda 150'yi 3'e bölüyoruz arkadaşlar. Ne olur? 50 olur. Yani 50 santim olduğunu buluruz. Tekrar söylüyorum. Bakın ilk başta kilometreye çevirdik. 1 santimetre 3 kilometreye denk geliyorsa 150 kilometre kaç santime denk geliyor dedik. Ve 150'yi 3'e böldüğümüzde cevabımız 50 santimetre olduğunu buluruz. Ordu Boztepe'de kurulu bulunan ve deniz seviyesinden başlayarak yaklaşık olarak 600 metre yüksekliğe çıkan teleferik hattı 3 kilometre uzunluğundadır. Buna göre teleferik hattı iki istasyon arasında yüzde eğim yüzde kaçtır diye soruyor. Bakın arkadaşlar burada yüksekliği ne yapacağız? Uzunluğa böleceğiz ve tabii ki de arkadaşlar burada yüzde çarpmamız gerekiyor. Ne demek hocam bu? Bakın 600 metreymiş. Bu benim neyimdi? 600 metrem. Bu benim arkadaşım yüksekliğimdi. Bu yüksekliği ne yapıyorum ben? Bölüyorum. Kaça bölüyorum? 3 kilometreye. Tabii metre olarak verdiği için bunu da metreye çevirmekte fayda var arkadaşlar. Yani ne diyoruz? 3 sıfır ekliyoruz metreye çevirirken. 3000 metre. Bunu da kaça çarpmamız lazım? 100'e çarpmamız lazım arkadaşlar. Bunu da ne yapıyoruz? 100'e çarpıyoruz. 600'ü 3'e böldüğümüz zaman kaç olur? 0,3000'e böldüğümüz zaman 0,2 olur arkadaşlar. Peki bu 0,2'yi de 100 ile çarptığımızda, ben hala bu çarpı işaretini kullanıyorum. 100 ile çarptığımız zaman kaç olur? Tabii ki de 20'yi buluruz. Yani iki istasyon arasında ne kadarlık fark varmış? %20'lik eğimlik bir fark varmış. Tekrar söylüyorum. Yüksekliği ne yapıyoruz? Uzunluğa bölüyoruz burada ve 100 ile çarpıyoruz. Cevabımız D seçeneği. 1/800.000 ölçekli bir haritada 10 santimetre kare ile gösterilen bir adanın gerçek alanı kaç kilometre karedir demiş arkadaşlar. 1/800.000 ilk başta ne yapmamız lazım? Tabii ki de kilometreye çevirmemiz lazım. Bunun için de 5 tane sıfır atmamız lazım. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane sıfır attık. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman 1 santim 8 kilometreye denk geliyormuş. Evet. Ama bana kilometre kareyi sorduğu için bunu ne yapmam lazım? Kare kökü karesini almam lazım. 8 ile 8 çarptık 64. Yani burada baktığımız zaman 1 santimetre 64 kilometre kareye denk geliyor. O zaman 10 santimetre nereye denk geliyor diye sorduğumuzda. Yani şöyle söylüyorum. 1 santimetre 64 kilometre kareymiş. 10 santimetre kare ise 64 ile çarptığımız zaman 640 kilometre kare olur. Cevabımız E seçeneği.